AK Parti'nin Kızılcahamam'da yapılan 28. istişare ve değerlendirme toplantısı kapanışı bugün gerçekleşti. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 6 yılda neredeyse kesintisiz bir şekilde ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar güvenliğimizle birlikte ekonomimizi de hedef aldı. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimden hemen sonra açıkladık. Vergi sistemi, tarım, bankacılık ve finans gibi alanlarda bu yıl içinde hayata geçireceğimiz yapısal değişiklikleri kamuoyu ile paylaştık. Erdoğan'ın hedefinde CHP yönetimi vardı. Biz 82 milyon olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğini söylüyoruz. CHP kafası bunu ayrıştırma, gerginliği ve kutuplaştırmayı artırma çabası diye anlıyor. CHP yönetimi ayrı, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız ayrı vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanır ve çalışırsak 2023'te çok daha ötesine geçmemiz pekala mümkündür. Diğer partilere, diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımla ilgili asla bir kırgınlığımız, kızgınlığımız söz konusu değildir, olamaz. Erdoğan, geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa davasından asla taviz vermeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok şeklinde konuştu. Türkiye'de vesayetin, terör örgütlerinin ve darbe teşebbüslerinin hedefi olan AK Parti'yi aksi iddialarla suçlamak ise hezeyanın ta kendisidir.